Değerli izleyenler, merhabalar. İstikamette yeniden karşınızdayız. Gündem meselelerini tartışmak ve yansıtabilmek üzere ve doğru bilgiye ulaşabilmek adına yeniden bir istikamet programımızda sizlerle birlikteyiz. Tabii ki bize düşen vazifeyi bir kez daha ifade edelim. Bu toplumsal olarak hepimizin belki de edinmesi gereken izlenimlerden bir tanesidir. Düşünebilmek. Okumak çok önemlidir diye söyleriz. Tabii okuduğumuzu anlayabilmek için de düşünebilmemiz lazım. Ve bunu irade itibariyle ifade edebilme özgürlüğünü de sunabilmemiz lazım. Bugün ülkemizdeki en çok aradığımız ve uygulamaya çalıştığımız noktalardan bir tanesi de bu. Bu hafta emekli askerlerle birlikteyiz. Genel itibariyle çerçeve çizmek gerekirse böyle ifade etmek doğru olacak. Bugün de emekli bir astsubay bizimle birlikte, Bahri Kılınçel hocam. Kendileriyle gündem meselesi olan Afrin Operasyonu gibi, Afrin bölgesinde yapılmış olan Zeytin Dalı Harekatı gibi konularda konuşacağız. Ama geçmişten bugüne süreci de doğru adlandırmak açısından nitelendirmeleri yapmaya çalışacağız. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Affınıza sığınıyorum. Daha önce diğer arkadaşlarımızın programlarına misafir olduğunuz dönemde bizim misafir etme şansımız olmadı. Olmadı, evet. Bugüne nasipmiş. Nasip biraz gecikmeli oldu ama hakkınızı eledim. Çok teşekkür ediyorum. Süreci biraz ben geriden almak istiyorum. Yayın öncesi de konuştuk aslında. Tam noktasal atışlar yapmaya çalıştık. Ben Zeytin Dalı Harekatı'na gelebilmek için önce bir Fırat Kalkanı cesaretini görmek gerektiğini düşünüyorum. Oraya gelebilmek için, o tekrar o mertebeye çıkabilmek için, sınıf mesafesine çıkabilmek için hatalarımız olan Süleyman Şah'ın taşınması, 15 Temmuz darbe süreci, kalkışma girişimi bunu görmemiz lazım. Evet. Yine geçmişe gitmek için Balyoz'u, Ergenekon'u görmek lazım. Kesinlikle. Böyle gide gide bayağı bir süreç var. Kimisi bunu 28 Şubat'tan alıyor. Kimisi 80'den alıyor. Kimisi farklı yerlerden getiriyor. Siz bu süreci nereden getiriyorsunuz mesela, nasıl adlandırıyorsunuz? Ben mesela bu süreci şahsen 94'teki haritaların çizilmiş olduğu zaman diliminden alıyorum. Öncesi bizim hatamızdır diyorum, sonrasında 28 Şubat'la devam ede gelen 15 Temmuz'da anlaşmazlıklar, kırılganlıklarla beraber bugünkü paramparça olmuş bir coğrafya, 4 milyon insanın hayatını kaybetmesi olarak nitelendiriyorum. Sizin değerlendirmeniz nasıl oluyor? Mehmet Ali Bey, sözlerime başlarken ben bu ülke uğruna kanlarını canlarını veren aziz şehitlerimizi bir kere daha anıyorum. Onların anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Gazilerimize uzun ömür diliyorum. Ve şu anda da ülkenin bekası için, ülkenin güvenliği için Afrin'de kahramanca görev yapan tüm askerlerimize selamlarımızı gönderiyorum. Ben şöyle alıyorum, 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan alıyorum. Çok ilginç bir tarih ama. Çünkü ilginç bir tarih, şöyle bir tarih. Buradaki şeye bakarsak, bir Kıbrıs'ta katliam oluyor, darbe oluyor. Kıbrıs'ın artık elden gitme meselesi. Ve o dönemde Türk ordusunun hem teknik açısından hem de... 60'larda başlayan süreçten bahsediyorsunuz. Hayır. 74 harekatının bir gün öncesi, darbenin bir gün öncesini düşünün yani. Kıbrıs'taki barış harekatından önceki süreci değerlendirin. Bir gün öncesini düşünün ve bir darbe olmuş. Samsun. O bir anda olan bir şey değil çünkü hani biraz gelişim süreçleri olduğu için. Karar verilme aşaması önemli. Yani nitelendiriyorsun. Artık karar verilmiş. Kıbrıs'taki daha önce 1969'da olsun, 60'ta Menderes hükümeti oraya bir alay göndermiş. Hmm. Bakın mesela. Bu çok başarılı bir diplomatik hareket. Oraya asker gönderilmesi, bir alayın kurulması falan. Fakat ne olursa olsun orada bir darbe olmuş, Samsun darbesi ve artık Türk tarafı diye bir şey kalmayacak. O faşist Samsun denen adam adayı komple Yunanistan'a bağlamak için. Ve ülkede başbakan rahmetli Bülent Ecevit, yardımcısı rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve iki lider var. Bu liderler bakıyorlar ki artık darbe olmuş. Yunanistan işbirlikçi, bu vatandaşa gereken ders verilmesi gerekiyor. Ve Türk ordusunun Genelkurmay Başkanı'nı çağırdıklarında, çıkabilir misin adaya, böyle bir harekat yapılabilir mi diye. Genelkurmay Başkanı diyor ki, benim arkamda bir siyasi irade varsa eğer yapabiliriz diyor. Yani onay verirseniz biz yaparız. Ve daha sonra bunlar yayınlandı Mehmet Ali Bey. CİA'nın değerlendirmesi var.
CIA o dönemdeki Amerikan başkanına diyor ki Türkler asla adaya çıkamaz. Çünkü bunların gemileri falan yetersiz. Askeri teknik açıdan yetersiz ordu, kesinlikle çıkamaz. İngiliz MI5 rapor veriyor. Diyor ki kesinlikle adaya çıkamaz İngiliz hükümetine. Ve dünyadaki bu karar alıcılar Türklerin oraya çıkamıyor. Ama bakın o Türk ordusu. Türk ordusu 25 yıl o ordunun içinde fiili olarak hizmet yapmış. O ordunun ekmeğini yemiş ve orduda o bir personel olmaktan onur ve gurur duyduğum o ordunun kara kuvvetlerinin bürovelerinde ne yazar biliyor musunuz Mehmet Ali Bey? Milattan önce 209 yazar. Bakın ablemlerden mi söylüyorsunuz? Evet. Bizim tamam. Taktığımız 25 yıl göğsümde taşıdığım o ablemde milattan önce 209. Ne ordunun ilk anına mı gidiyoruz? Mete Han'ın ordusunun devamıyız bir ordu. Kahraman bir ordu. Ve bu ordu kara hava deniz harekatı denen dünyada hiçbir devletin aşağı yukarı gerçekleştiremeyeceği yani belli süper devletler. Yani zamanlama, saha şartları, anlık meseleler açısından. Her şeyle bakın her şeyle aniden karar veriliyor. Bir hazırlığınız falan yok. Bakın darbe olmuş. Darbeden 72 saat sonra Girne'de kıyı başını tutabilmiştir Mehmetçik. Dünyada hiç bunun başarı şeyi yok. Başka bir örneği de yok. Düşünebiliyor musunuz? O teknik yetersizliklerle, o gemilerle yola çıkılıp, havacılarımız uçaklarıyla yola çıkıp, Kayseri'den hava indirme tugayının kahraman komandoları oraya indirme yapıp ve orada Girne'de kıyı başını tutan bir harekat. Bunu sağlayan şey ne peki hocam? Bunu sağlayan birincil olay siyasi irade denen şey. Bakın, karar vericiler. Ben bu harekatın her şeyine imza atıyorum diyen iki tane kahraman insan. Yani onlar inanmışlar. İnanmışlar. Hem kendileri karara inanıyorlar hem de uygulayacak askerlerine inanıyorlar. Askerlerine inanıyorlar. Ve askerler de şuna inanıyor. Diyorlar ki bizim arkamızda bir irade var. Ve Türk ordusu o kadar muhteşem şey gerçekleştirdiğindeki olay şu. Lice'de askerlik şube başkanı binbaşı kapıda bakıyor ki penceresinden onlarca insan kapıda birikmiş. 74 hareket esnasında. Asker geliyor diyor ki komutanım diyor. Gönüllü askere gitmek için gelmiş Liceliler diyor. Bakın Lice Diyarbakır Lice'den bahsediyor. Kıbrıs Savaşı'na katılmak için Liceliler gönüllü askere geldiği bir halk desteği. Şimdi ben Lice deyince Kıbrıs'ta böyle bir yer var mıydı aklıma? Hayır, o geldi ama Diyarbakır Lice diye ondan sordum. Şimdi başka bugünkü şartlarda Lice'yi insanlar farklı duyar mesela. Başka bir örnek vereyim hemen hızlıca geçelim. Tanklar Gaziantep'teki birliğinden çıkıp İskenderun'a gelecekler. Orada yol kenarında bir yükleme rampasında tankları yüklüyorlar. O esnada tankın bir tanesi bir at arabasına çarpıyor. Kürt kökenli at arabacısının atı ölüyor. Yüzbaşı hemen içinden makbuzu çıkarıyor cebinden. Efendim diyor askerlik şubesine gidin bu atınızın parasını ödeyecek diyor. Bakın o yoksul at arabacısı yırtıyor. Diyor ki komutanım ben savaşa gidecek tankın öldürdüğü atın parasını alacak kadar karaktersiz birisi değilim diyor. Bakın bizim halkımız bu. İşte o kazandıran ruh, oraya çıkan ruh bu geri desteğindeki halkın dinamizmi, ruhu. Şimdi buradan sonra asıl olay başlıyor. Ne yaptı Amerika? Ambargo uyguladı. 74 yılında ben Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine assubay olarak atanmıştım. Hı hı. 30 Ağustos'ta. Düşünün. Hemen harekattan sonra. Kışla da tüfeklerimizi yağlayacak temizleyici ve koruyucu yağ denen iki cins yağ vardı. Bilmiyorum. Yağ yoktu. Ayçiçek yağıyla yapmak zorunda kaldık. Düşünün. Amerika o kadar kendine bağlamış ki yağını bile oradan alıyorsun. Yani bir ateşleyeceksin, ikinci ateşleme yapamayacak noktaya getirmeye çalışıyor. Getirmiş, ambargo uygulanmış. İşte bu esnada Amerika'nın bu tehlikeli o, bizi her zaman düşman görüp, burada ülkede kuvvetli bir silahlı kuvvetler olmasın, burada bir Türk gücü olmasın, Türkiye başını kaldırmasın diye her zaman sinsi, şeytanca planlar uygulamıştır ve bu ambargodan sonra başlar. Amerika daha sonra bizim muavenetimiz gemimizi vurmuştur. Bakın ambargoda bizim parasını ödediğimiz iki tane hücum botumuzu yıllar sonra vermiştir. İki yıl bizim orada hücum botu için giden askerlerimiz beklemek zorunda kalmıştır gemimizin. Parasını ödediğimiz halde uçaklarımızı parçalarımızı vermemiştir. Dolayısıyla Türkiye'deki tek ecevit üslerle ilgili
üslerin kontrolünü bir parça sıkıştırmış ve Amerika'nın kontrolünden dışarı çıkarmaya çalışmıştır. Onun dışında Türkiye'yi yöneten bugüne kadar, bugün dahil sağcı, muhafazakar, dindar yöneticiler, karar alıcılar Amerika'ya karşı asla rest çekip veya Amerika'ya karşı yeni düzenlemeler için gitmemişlerdir. Hocam, her zaman Amerika'nın... Az önce siz söylediniz yani Ecevit'te Erbakan bu işi gerçekleştirdi diyorsanız, yani şimdi sağcı, dindar diye nitelendirdiğiniz şey bakacak olursak Erbakan o işin içerisindeyse o işe karşı gelmiş yani. Ayırıyorum ben. Bakın İncilik'ten Amerika'yı çıkarmıştır da hatta. Hayır. Bakın Amerika'nın düşman olduğunu iktidardayken söyleyen tek lider Necmettin Erbakan'dır ve millidir rahmetli. Bakın. Amerika'nın bugün düşman, kıyaslamıyorsunuz yani. Düşman olduğunu söyleyen tek liderdir. Her zaman da söylemiştir ve iktidarı döneminde de Amerikalılarla her türlü engellemeyi yapmıştır. Ama diğerleri yapmadılar. Süleyman Demirel'den bahsediyorum. Özal'dan bahsediyorum. Yani yıllarca yöneten Demirel. Ortak yani, beraber kanaate çalışmayı tercih etmişler. Şimdi bu devam eden süreçte gelelim 28 Şubat'a geldik. Hı hı. Bu şeyleri... Siz 74'ten sonra 28 Şubat'ı da kırılma noktası olarak arkasından görüyorsunuz. Kesinlikle. Ve işin daha eskisine bakalım. 71'deki deniz gezmişlerin asılma olayında falan solun içine girmiş Amerikan işbirlikçi ajanları solu kışkırtmışlar ülkeyi ve askerlere, Amerikancı askerlere darbe yaptırmışlardır. İşte 71 darbesi gibi. Hı. Yani muhtıra gibi. Dolayısıyla 3 tane genci suçsuz günahsız onları astırmışlardır. Hep Amerika'nın işbirlikçi yerel yöneticileri ve yerel Amerikancı generaller tarafından. Şimdi 28 Şubat'a geldiğimizde bakıyoruz. 28 Şubat'ta düşünün Ankara'daki karar alıcı generaller işte Urfa'da 11 tane çocuk sahneye çıkıp ilahi okudu. İşte başlarını örttüler diye yaygara koparıp daha sonra üniversitelerdeki bütün çocukların işte başörtülü kızlar okuyamaz diye bir projeyle kışla da işini yapması gerekirken dışarıda sivil vatandaşın nasıl giyineceğine, nasıl ibadet edeceğine. Yani kaşıdılar. Kaşıdılar ve dizayn etmeye kalktılar. Bakın. O Çelik Birler falan bu ülkeyi dizayn etmeye kalktılar. Bu bir Amerikan projesiydi. Kesinlikle Amerikan projesiydi. Çünkü şöyle içerideki dindarları ajite ederek, provokasyon ederek ayaklandırmak, karşı çıkmak, ülkedeki iki vatandaşı birbirine kırdırmak için bir projeydi bunlar. Bu çok kolay bir şey mi böyle? Bu kadar rahatlıkla yapılabiliyor. Herkes birbirine düşebiliyor. Çok basit bir hadise değil aslında. Hayır, düşmedik. Bu tuzağa düşmedik. Ama şöyle bir şey oldu. Bakın o dönemde. Düşürmeyen neydi hocam? Halkın gelenek görenekleri hala birbirlerine içeride halkın birbirlerine saygılı olmasıydı. Bakın. Hmm. Şimdi bir general düşünün. Gitti Manisa'da tel örgünün yanında yemin törenine giden anneyi yemin törenine almadı. Halbuki onun çocuğu... 10 yıl öncekilerden bahsediyorsunuz. 28 Şubat döneminde oldu bunlar. Bu 7-8 yıl öncesinde de yaşandı mesela. Yaşandı yani. O dönemde de alınmadı bunlar yani. Ve düşünün, ben o dönemde askerlikte çalışan bir insandım. 28 Şubatçıların Batı Çalışma Grubu'nun gönderdiği emri okumuş bir adamım. Emirde diyordu ki herkes bir muhbirdir. Elinize geçirdiğiniz her çeşit şeriatçı, cemaatçi, tarikatçı, yayın, kaset, CD, kitap bize gönderin diyordu. Halbuki ben izin dilekçesi vereceğim zaman önce bölük komutanına veriyorum. Bana o zaman izin vermiyorsun, şimdi ama benim direkt göndermemi sağlıyorsun. Ve en vahim olanını söyleyeyim Mehmet Ali Bey. Milli güvenlik öğretmenleri vardı. Hı hı. Bakın, o milli güvenlik öğretmenleri okullarda askerliği anlatırken o insanlara emir verildi. Dedi ki gittiğiniz okuldaki bütün öğretmenleri şu forma göre fişleyin. Bu bir Amerikan projesiydi. Ben asla kabul etmiyorum bir normal Türk deki görevlinin Türk onuruna, erdemine erişmiş birisinin bu işi yapmasını. Dolayısıyla burada bir denediler, baktılar ve daha sonra da ülke bir ayağa kalktı. İnsanlar, çalışan genç nüfus, dinamik bir şeyler üretiyor, yapıyor, ihracatı, turizmi, her şeyiyle ayağa kalkan bir ülke. Ama bakın burada asıl şey olan dediler ki bu ülke durdurulmalı. Çünkü bu ülke ne ülkesi? İktidar gelmiş. 2002'de yeni bir iktidar gelmiş. İktidar da emir vermiş. Demiş ki Milgen projesi denen bir proje var geriden yürütülen. Fakat şey yürüyor. Kör topal yürüyor. Bu Milgen projesini geçirip milli gemi imal edin demiş. Kendine TÜBİTAK'ta şifre üretin demiş. Milli şifre üretimi. Bizim savaş alanında haberleşmemizi dünyanın hiçbir devleti dinleyemeyecek. Şimdi bunlara ait olduğunda örnek vereyim Mehmet Ali Bey.
2011 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Preveze Deniz Savaşı'ndan sonra en güçlü hale gelmişti, biliyor musunuz? 2011'de. En güçlü hale gelmişti. Çünkü neydi? İsrail'in buradaki Rumlarla anlaşma yaptığı petrol arama yerinden İsrail'in gemilerini kovalayan bir donanma. Hint Okyanusu'nun orada korsanlara karşı mücadele eden bir donanma. Bütün dünyanın denizlerini gezebilen bir donanma. Kendi milli gemisini imal eden dünyada 14 tane devlet var. Bir tanesi Türkiye oldu. Denize indirdi. Recep Tayyip Erdoğan, o zaman başbakanımız, denize savaş gemileri indiriyor. Ama bu İsrail'in ve Amerika'nın çıkarlarına çok ters bir şeydi. Bu durdurulmalıydı. Ne yaptılar? İçeride bir piyon buldular. Darbeci terör örgütü FETÖ'nün müritlerini bularak önce deniz kuvvetlerini çökertme, daha sonra ayrıştırarak mı? Türk silah. Şimdi hedef çökertme, nasıl bir çökertme? Yani şöyle bir çökertme. Şimdi örneğin o dönemde biz takip ediyorduk. Çoğu kimseler Fethullah'ın işte olimpiyatlarında burada alkış tutarken bizler onları okuyorduk. Fethullah'ın müritlerinin kıçında koşarken çoğuları, biz Fethullah'ın işbirlikçi halini ve düzenbaz halini biliyorduk. Bu kitapları okuyorduk, yayınları okuyorduk. Ne yaptılar? İnternette özel sayfa açtılar. Paşa keyfim, denizciler konuşuyor, hangarın sesi, bulut altı gibi, jandarmanın sesi gibi akla hayale gelmeyecek Türk ordusunun, kahraman Türk ordusunun işte casus, kadın satıcısı, hırsız, rüşvetçi gibi ahlaka uymayan ve asla gerçekte olmayan bu tür yayınlarla önce bir itibarsızlaştırma projesi başlattılar. 2000'lerde mi başlattılar bunu? 2005'te başlattılar. 5'ten sonra. 5'ten itibaren. Fakat o sırada karar alıcılar bunu, çünkü yani ordu, kimse demedi mi? Bunlar kim? Bunlar ne yapıyor? Demediler. Bunu? Bakın şimdi orada da şöyle bir şey yayıldı. Aynı projeyi yapan Amerikancılar, hı hı, bu ordu darbeci, sizi iktidardan indirecek, aman bu orduya dikkat edin. Orayı da ayrıca fişekledi. Fişeklediler. Hani, dolayısıyla onlar da diyor ki o darbe yaparsa biz bunlara karşı oluruz. Demek ki yayınları doğru kardeşim. Halbuki şöyleydi, senin orduna karşı yönetilmiş bir operasyona çok dikkat etmen gerekiyor. Çünkü ordusuz ülke olursan sen güçlü olamazsın. Şimdi biz Afrin'de bütün dünyaya politikamızı ispat ettik. Neden? Ordumuzun güçlü olduğundan dolayı. Eğer ordunuz, Amerika'nın gücü bugün nereden gelir biliyor musun? Operasyonel ordusu olduğundan dolayı gelir. Orduların güçlü olmadığı hiçbir devlet güçlü olmaz. Bu bir gerçek yani. O dönemin karar alıcıları bunu algılayamadılar maalesef. Ülkenin genelkurmay başkanını dahi darbeci diye içeri tıkarken seyrettiler. Hadi parlamentodan bile ses çıkmadı yani. Düşünebilir misiniz? Ülkenin parlamentosundan çığlık ses çıkmadı. Halktan hiç çıkmadı. Sonra fi tarihte biraz bir ses çıktı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir diye bir ifade kullanıldı. Ama iş işten geçmişti. Sonra. Halktan da çıkması pek beklenemez hocam. Çıksa da yani çıkar da duyulmaz ki. Mesela ben halktan çıkan o sesi şimdi yayınlamadıktan sonra halk nasıl bilecek? Oyun o kadar büyüktü ki. Yani şimdi bu FETÖ'nün elemanları dediğimiz basının içindeki işbirlikçileri, düşünün Taraf gazetesinin yayın evi, Alkım yayın evi, hı hı, 1500 liralık borcunu ödeyemeyen bir yayın eviydi. Sırf o operasyon için Taraf gazetesi kurulduğunda 2,5 trilyon şey verdiler, kredi vererek operasyon başlattılar. Oradaki şu anda gazeteci görünen, hapiste olan zibidilerin hepsi Türk ordusuna en aşağılık kumpaslar kurdular. Savcıları, hakimleri, elde ettikleri gazetecilerle. Ve işin en garip tarafı şu, ülkenin solcuları denen dönekleri buna destek verdiler. Ülkenin muhafazakar, dindar görünen gazetecileri orduyu yerden yere vurdular. Herkesin hatası var diyorsunuz yani. Tabii herkesin, gözümüzün önünde oldu bunların hepsi. İşin en garip tarafı da şey, arşivlerde duruyor sözleri, şeyleri, her şeyi, resimleri, videoları duruyor. Öyle olur mu hocam? Şimdi tekrar tekrar onu söyleyenler, o fişekleyenler de arkada kuyu kazanlar da şimdi yine çıkıyorlar. Yine başka şeyler söylüyorlar. Bu kalemunlar, ben onlara inanmıyorum. Onlar bu kalemunlardır. Her şeyde kullanabilirler yani. Çok tehlikelilerdir. Asla onlar ister dindar kimlikte olsun, ister başka kimlikte olsun, ister vatansever kimliğine bürüksün, her zaman tehlikelidirler. Onların hepsinden uzak durmalıyız yani.
Türkler Orta Asya'dan bu yana kadar geldiğimizde hep o Türk tiplerle karşılaştılar. Ama sonunda ne oldu biliyor musun? Hepsi o tipler hesap verdiler Mehmet Ali Bey. O Türklerin öyle bir de ilginç şeyleri var. Allah Türkleri çok seviyor. Bir şey sorabilir miyim bununla alakalı? Evet. Tam çok geçmeden. Peki bu mahpusa girenler çıkarlar mı bir gün? Hayır. Asla çıkmazlar. Çıkmayacaklar da yani. Dönem değişmez diyorsunuz. Hayır, hiç değişmez yani. Çünkü neden biliyor musunuz? Burada en önemli olay şu. Adalet ve Kalkınma Partisi buradaki hatasını, en büyük hatasını anladı yani. Ne zaman? Ne zaman anladı? Kendilerine kumpas kurulup darbe yapıldığı zaman anladı. Mesela darbeden önce de anlayan tek insan Recep Tayyip Erdoğan biliyor musunuz? Ondan önce alt kadroları yeteri kadar mücadele etmediler. 2011'den sonra AKP'nin içindeki kripto FETÖ'cüler engellediler. Şimdi hocam 2010 ayrışma süreçleri. Evet. Kopma ama süreçleri. Mesela burada sayın eski başbakan Konya'da bir programa katıldı. Toplantı yaptı STK'larla özel. Mesela orada söylediği şey, ben 2009 Mayıs'ta uyandık diyor mesela. Yani kimi 2009'a da çekiyor, kimi 2010 diyor ama ben onu kabul etmiyorum. Benim anladığım şey şu. Lazım. Seçimler. 2009'da fark ettiyseniz ne yaptınız? Tabii ben de aynı şeyiz. Yani aynı noktaya geleceğim. Bize pratikte yaptıklarını söyleyin kardeşim. Asla bir şey yapmadılar. Günah çıkarıyorlar. Onu söyleyenler günah çıkarıyorlar. Bak. 2010 diye söyleniyor ama ben işin değişkenlik sürecinin 2011 olduğunu anımsıyorum. Tabii 2011. Sonraki... Neden 2011? Mesela biraz önce anlattım ya, Deniz Kuvvetleri'ne hedef kuruldu diye. Tamam. Deniz Kuvvetleri'ndeki gemi indirme, bir savaş gemisi indirmişti Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız. Geminin adı Nusret'ti Mehmet Ali Bey. Nusret nedir? O İngiliz gemilerini, batmaz denen gemileri denizin dibine mayınlarla yani gömen muhteşem geminin adıdır. Şimdi bu gemi indirildikten sonra ne oldu biliyor musunuz? 11 Şubat 2011 günü FETÖ'cü, hain savcı öz tarafından deniz kuvvetlerine ait, deniz kuvvetlerinin gemi komutanları, denizaltılara biz komodor diyoruz, denizaltı komutanları, gemi elektronik mühendisleri, gemi inşaat mühendislerinden oluşan 400 tane kişiyi 11 Şubat 2011 günü saat 12'de Beşiktaş Adliyesi'nde tutukladı. Bu ne demektir biliyor musun? Türk Deniz Kuvvetleri'nin çökertilmesidir. Ve tatbikat vardı ondan sonraki ayda. Deniz Kuvvetleri gemi kullanacak adam bulamadı. Şimdi bu komple bir çökertme planıydı. Yok etme planıydı. Hatta darbeden sonra yani konuştuğumuz arkadaşlarla, yetkililerle ya da sizin yani misafirlerle en çok zararı, en çok tekrar yapılanma sürecini geçirmesi gerekenin Deniz Kuvvetleri olduğu söylendi. Bilmiyorum siz ne kadar katılır mısınız? Kesinlikle. Zaten şöyledir Mehmet Ali Bey, Deniz Kuvvetleri'nin subay, as subay yani bu tür kadrosu 5000 kişidir. Küçüktür yani. Tabii tabii. Ama asıl önemli olan şu, biz rahmetli Erbakan ve Ecevit'in döneminde geliştirildi bu. Erbakan'ın da önerileriyle. Şimdi o ambargodan sonra bir konuşmuşlar, oturmuşlar, değerlendirmişler. Demişler ki bu Amerika'dan kurtulmamız lazım. Bu ambargo uyguluyor. Deniz kuvvetlerinin bağımlılığını azaltalım. Yani uyanmışız, aklımız başımıza gelmiş. Hayır, Necmettin Erbakan Hoca rahmetli. Hamburg'daki Alman sanayisini çok iyi tanıyor. Orada kalmış. O öneride bulunmuş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de onlardan sonra da şöyle bir şey geliştirmişler. Almanya'daki Hamburg'daki tersanelere bir savaş gemisi konacak. Hı hı. Bir de Gölcük'te bir savaş gemisi konacak. Alman ve Türk mühendisler gidip gelerek bu savaş gemileri inşa edecek, bizim Türk mühendislerimiz savaş gemisini. Ve onun sonucu olarak biz geldik. Bugün gemi yapabiliyoruz onların sonucu. Şimdi dolayısıyla bu muhteşem şeyi çökertmek istiyor Amerika. Çünkü denizci olmayan bir Türkiye istiyor. Denizci olmazsanız Ege'yi kontrol edemezsiniz. Yunanistan'ın gölü haline gelir. Peki hocam 5000 az bir rakam değil mi aslında mesela? Yok yok, teknik personelden bahsediyorum. Yani gemi komutanı, gemi mühendisleri, uzmanlar. Yani uzmanla alakalı. Öbür askeri, subayı, as subayı falan farklıdır. Peki yani. Bir kısa daha soru, sonra hemen araya gitmemiz lazım. Az önce içeriye girenler için sordum ama girmeyenler ama her seferinde kabuk değiştirenler. Ben darbe sürecinden sonra ekranda gördüğüm bazı isimler olunca kapatıveriyorum yani. Evet. Ne olduğunu hissediyorum, biliyorum, idrak ediyorum. Onlar için bir sürecin değişim takvimi yok mudur siyasilerin? Artık buna müdahale, ya bunlar
ne biçim insanlar diyecekleri bir nokta zaman gelmeyecek midir? Valla onda iktidarın kendisi düşünmesi lazım. Ben onların... Daha çok zarar vermiyor mu? Kesinlikle. Onlar bu kalemim türü renk değiştiren türde yeri gelince onlar zarar verebilirler. Ayrıca bunlar dönek oldukları için her tarafa fırıldak olarak dönebilirler, kullanılabilirler. Dolayısıyla onları zaf dışı etmesi lazım iktidarın yani. Yanındaymış kesinlikle gibi olup da başkası için çalışıyor olabilir yani, mesela. Yani bunların hepsini dikkat etmesi gerekiyor. Mesela şeyin bu emekli yargıç var, havacı yargıç olan geçen de Ahmet Bey dedi mesela daha ordunun içinde en azından dedi 40 bine yakın insan var dedi. Bunların temizlenmesi gerekiyor İvedi. Bunlar zarar verebilirler. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Zeki çok Ahmet Zeki Bey çok mesela. Yani bunlara çok Hanefi Avcı buraya kitap fuarına gelmişti. Mesela sohbet ettik. O da aynı şekilde söyledi. Dedi daha temizlendiği söylenemez dedi yani. Bu kriptolara hepimiz dikkat edin. Şimdi vatandaş olarak bize çok büyük görev düşüyor. Yani halkımızın içinde yani bunlara ait belge, bilgi varsa, bunlara ait duyumlarımız varsa, bunlara ait bir şey seziyorsak dahi hemen haber vermeliyiz. Çünkü bunlar bu örgüt öylesine sinsi, tehlikeli bir örgüt ki PKK'dan daha fazla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar vermiştir Mehmet Ali Bey. Çünkü öylesine çökertme, öylesine proje, öylesine farklı uygulamalarla tam bir cemaatin falan yapacağı iş değil bu. Bir istihbarat örgütünün tabii. planlayıp tek başına uyguladığı böyle bir şey. Hocam karşınızda düşman olsa savaşırsınız ama kanser vücuda sirayet etmişse evet. kesip atması zordur. Ve işin en garibi şöyle. Kendi ülkesinin uçaklarıyla kendi meclisini bombalayan bir pilotun kafa yapısını düşünün. Yani 49 tane kahraman polisimizi şehit eden bir pilotun kafa yapısını düşünün. Tam o noktaya geleceğim. Müsaadenizle orada ara verelim. İkinci bölümde devam edelim. Ama benim orada merak ettiğim husus şu tabii. 20 bin tane tank var, 20 tanesi çıkıyor. Sayısız uçaklar var, 15-20 tanesi çıkıyor. Burada bu kadarcık, yani bu kadar kötüler varken bir ordu da millete karşı bir şey yapamayacağına dair öncesinde, halktan önce bir karşı duruşta sergiliyor aslında. Ordunun dinamik yapısının ne kadar sağlıklı olduğunu oradan da algılamamız gerekiyor aslında. İkinci bölümde buradan devam edelim. Devam edelim. Değerli izleyenler, istikamete kısa bir ara, aradan sonra emekli Asubay Bahri Kılınçer hocamla devam edeceğiz. Değerli izleyenler, istikamete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı öncesi ve sonrası konu başlıklı gündem konusuyla devam ediyoruz. Emekli Asubay Bahri Kılınçer hocamla birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Bugünkü birlikteliğimizde Türkiye'nin geçmişten bugüne gelinen süreçte ne kadar yakından zor şartlar altında olduğunu biliyoruz ve daha sağlıklı bir dönemi de yaşamayı ümit ettiğimizde ifade etmiştik. Hocam en son kaldığımız yeri dikkate alacak olursak, evet. süreç nasıl değişir? Süreç değişiyor. Şöyle bir değişiyor. Siyasal iktidar artık daha önce dalga geçtiği Monşer denilen bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin çok derin bir diplomatik hafızası var Mehmet Ali Bey. Gerçekten diplomasi alanında muhteşemler yaratan Cumhuriyet'in kurduğu o dışişleri kadrosu dediğimiz ancak yine Amerika'nın etkisiyle iktidara pompalanan bir şey oldu. Monşer bunlar ya. Hiç değer falan verilmez gibi. Hatta başbakan bazen şey yaptı. Şimdi dışişlerine atananlar, aktarılanlar da yani yazarlıktan adam dışişlerine geçti. Böyle şeylerle karşılaştık. Hayır. Yani bir kişi, iki kişi atanmış olabilir ama bir diplomasi geleneği olarak denen şey. Hocam mesela, Kars'ın İmam Hatip müdürü bilmem ne ülkesinde. Şimdi mi diyorsun? Yakın zamanı. Onları katılmıyorum zaten ben. Yani atananların hiçbirisi. Kars'ta yani, lise müdürlüğü gitti bilmem başka bir ülkede görevli. Dil bilmeyen insanları atıyorlar kendilerinden. Ben onları demiyorum yani. Ama şöyle bir şey. Ben dışişleri dediğiniz için örneklendim. Mesela biz 74 harekatının diplomasi başarısını dünyaya izah ettik. İstila hareketi olmadığını, oraya barış için gittiğimizi. Adını bile barış koyduk. Ve kabul ettirdik dünyaya. Düşünebiliyor musun? Ara verildi. İngiltere'ye gitti. Büyük bir diplomasi yürütüldü. Ve en son başarıyı söyleyeyim. Irak'a Amerikan askerlerinin Kuzey Irak'tan girmemesiyle ilgili
Mesela o dönemdeki yürüten diplomatik kadro MHP milletvekiliydi biliyorsunuz. Bu şey sonucu istifa ettirildi. Bölükbaşı mesela. Onların falan misyonu. Bu misyon kırıntıları hala var. Devam ediyor. Ve bunun sonucu ne oldu biliyor musunuz? İşte Afrin'e müdahale de ederken adını ne koymuşuz? Bakın. Zeytin Dalı. Zeytin Dalı. Neden? Zeytin Dalı. Orası bir zeytin diyarı. Zeytinyağının en çok üretildiği bir yer orası. Bakın. Ve bunu bütün dünyaya diplomatik olarak izah ediyoruz. Ve izah ettikten sonra bence yeni atananlar değil, o derin Cumhuriyet kadrosunun diplomatları ürettiler, Avrupa masasındakiler bence ürettiler hükümete. Öyle kişisel falan başarı falan değil. Öyle üstlenmesin hükümet falan. Bence o. Ve Avrupa'ya izah edildi. İzah edildi. Dolayısıyla Avrupa dikkat ettiyseniz Afrin harekatına çekinceli kenarından kıyısından böyle şey yapıyor. Amerika bile kabul etmek zorunda kaldı. Yani Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinin nebetine kalarak işte biz buraya bizi en çok üzen ne biliyor musunuz Mehmet Ali Bey? 22 Arap ülkesi karşı çıktı ya. Arap Birliği'nden öyle bir açıklama oldu. Yani bu utanç verici bir şey. Bir Müslüman olarak bizim ülkemiz Müslüman. Ama şimdi onlar da Müslüman. O mekanizmanın da ele geçtiğini düşünecek olursak yani böyle şeyler mesela sıradan bir derneğin temsiliyetinde 7 kişi başka birisi olursa bir başkası geçerse dernek başkaları için çalışan bir dernek oluyor. Ve açıklamaları da sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Ama en üzücü şey içinde Filistin'in de olması. Filistin karşı çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hayır, içinde Filistin'de var, başka ülkelerde yani, var. Yani Filistin en azından şerh koşması lazım. Biz onlar için uğraşıyoruz yani. Hocam bunun şeyden bir farkı yok ki şimdi. Birleşmiş Milletler'in aldığı bir kararda Türkiye'de var mesela. NATO'nun aldığı bir kararda Türkiye'de var. Şimdi o açıdan bakarsak Suriye, Irak'a, Trablusgarp'a işte gemilerin gönderilmesi hadisesinde o zaman Türkiye şimdi, işgal etti dersiniz. Mesela düşün Kıbrıs Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir tane gazete var. İşbirlikçi, evet. Hain bir gazete. Manşeti attı. Manşeti attı. Manşetinde ne diyor? Türkiye bir işgal harekatı daha Türkiye'den. Yazıklar olsun. Düşünebiliyor musunuz? Bu adamın ben Türk olduğundan şüphe ederim Mehmet Ali Bey. Bakın ne diyor? İşgalin adı yaldızlı sözlerle allanıp pullanıyor. Bizimkini barış ile süslediler. Suriye'de ölüm kusan jetlere Zeytin Dalı adını taktılar. Üçüncüye de Yasemin takarlar herhalde. Yazıklar olsun. Rum artıkları bunlar yani. Şunu yazan adam asla Kıbrıs Türk vatandaşı olduğunu ben kabul etmiyorum. Yani böyle bir şey olamaz yani. Orada siz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 1960'tan sonradan TMT teşkilatı olmasaydı TMT teşkilatı TMT dediniz ne hocam? Türk Milli Yeraltı Teşkilatı yani Kıbrıs'ta kurulan o teşkilat camilere imam olarak atanan subaylar öğretmen olarak atanan subaylar sayesinde Türk köylerinde cephane biriktirildi. Rumlara karşı barikatlar oluşturuldu. O Türklerin ayakta kalmasına onlar sebep oldular. İşte Türk ordusu budur yani. Sen bunlarla gelmiş bir insansın. Sen hayatta olmayacaktın. Rum olacaktın şimdi. Böyle yazı yazan birisini hayretler içinde karşılıyorum. Hocam, dolayısıyla bunu şöyle bir şey ben özellikle Mehmet Ali Bey şunu belirtmek istiyorum. O büyük insan Gazi Mustafa Kemal bu günleri görmüş yani. Bakın Nutuk'un 471. sayfasında ne diyor biliyor musunuz Mehmet Ali Bey? Buyur. Efendiler, düşmana taarruzdan önce hazırlanmak için savaş vasıtası 3 tanedir diyor. Nedir onlar? Birincisi, en önemlisi, esas olanı doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin hayat ve istikbali için kalbinde vicdanına belirmiş, gelişmiş arzu ve emellerinin sağlamlığıdır. Milletimiz hepsi destek verdi. Bakın. Millet tamam. İkincisi vasıta ise milleti temsil eden meclisin milli arzusu ortaya koymakta ve bunun icaplarını inanarak yerine getirmekte gösterdiği azim ve yiğitliğidir. Bakın meclisin. Meclis ne kadar çok dayanışma ve birlik halinde milli arzuyu tecelli ettirse de düşmana karşı o kadar kuvvetli bir üstünlük vasıtasına sahip oluruz. Meclisin olması gerekiyor diyor. Ama mecliste bakıyoruz. Böylesine milli karara CHP destek verdi. Muhalefet Partisi. Ama aynı CHP, doktorlar, tabipler birliğinin açıklamasını destek veren bir CHP. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Aykırılık mı denir bilmiyorum ama AK Parti'de yok. İkircikli MHP'de, bir görüş yani. CHP'de, başka partilerde. Böyle şeyler genelde niye ortaya çıkar? İnsanların düşünce farklı, yapısı mı farklı oluyor?
Şimdi şuradan kaynaklanan bir şey, buradaki Kılıçdaroğlu denen muhalefet liderinin askeri danışmanının olmamasından kaynaklanıyor. Şimdi bakın, dünyanın bütün ülkelerinde ana muhalefet partisinin yok mudur? Bizim dil bilen nitelikli generallerimiz var. Emekli ordu evlerinde oturuyorlar. Muhalefet partisi olarak bu generallerden en az iki tanesini, nitelikli, Arap dünyasını takip eden, İngilizceyi iyi bilen, takip eden danışman olarak alacaksınız. Bu harekat yapılırken ne hedefliyoruz, ne yapıyoruz, danışmanlarınız size bilgi verir. Herkes her şeyi bilmek zorunda değildir. Ama maalesef Kılıçdaroğlu'nun askeri danışmanı yok. Yani düşünüyorum şimdi siz söylediğiniz andan itibaren de. Yok. Diğer bakın, eğer askeri danışmanı olsaydı, çarpıcı bir örnek vereyim. Askeri danışması olsaydı 49 tane polisi öldüren Türkiye Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Meclisi'dir. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, meclisi bombalayan pilotların olduğu darbeye kontrollü darbe demezdi. Darbeye kontrollü darbe demek için aklını peynirle yemiş olmak gerekiyor. FETÖ'yü hiç anlamamış olması gerekiyor Kılıçdaroğlu'nun. Ama FETÖ'nün yapılanmasını FETÖ bir yapılanma diye geçmişte söylemiş birisi de aynı zamanda. Yani bakın, anlamamış olsa bunu, ama kontrollü darbeden 6 yıl önce de böyle bir yapılanma var demezdi adam. Hayır, bakın, FETÖ'ye ait eleştirilerini mecliste de milletvekilleri de yaptılar, onlar da yaptılar. Ama bakın, bir gerçekte darbe olmuş. Değil mi? Darbeyi gördük. Tamam. Cumhuriyete kaçırmış bir darbeye kontrollü darbe derseniz buna kim sevinir biliyor musun? Darbeciler sevinir. Hocam mesele aslında şurada. Mesela Türkiye Gazetesi'nde yazar 3 ay öncesinde yazmış darbeyi. 1 ay öncesinde de Milli Gazete'de de çıktı. Biliyorum. Tam 1 ay öncesinde 15 Haziran'da böyle bir darbe düşüncesi oluştuğuna dair bilgiler var. Siyasiler aralarında konuşuyorlar. Herkes biliyor meselesindeki kontrollü ifadesi ağır gelebilir ama söylenmek istenilen şey bu da olabilir. Bakın burada bugün ben söylüyorum mesela. 3 ay öncesinde şu yazmış, 1 ay öncesinde bu yazmış ve detaylandırmaları var. Demek ki herkesin ama bir şeylerden bilgisi var. Ama kontrollü algılanır. Yani ifadeyi işte, yanlış seçmiş de olabilirler. Bilmiyorum. Bence hiç denmemesi gerekiyor. Darbenin, bakın, şu anda fikirleriniz farklı ama insanlar olabilir. Bildiklerini söyleyebilmeli. Hayır. Şöyle, lider olarak darbeyi sulandırıcı, küçümseyici cümleler kurmamalı. Bakın, şey yapabilir, eleştirebilir, farklı yönlerini eleştirebilir. Tamam, özgürlüktür, her şeyi yapılsın. Ben zaten özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı bir adamım. Ama zaten bakın, ben de şunu anlamıyorum. Bir darbeyi kontrollü darbe derken şöyle söylüyor, algılanıyor halkın arasında ama. Sanki darbeyi önceden biliyorlardı. Ya bir darbeyi yapsınlar da bakalım deyip, işte karar alıcılar, yani AKP hükümeti bunu kontrollü olarak şey yaptılar. Şimdi bakın, böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar general, bu kadar pilota siz bir şey olun, artist olun, rol yapın, bir böyle bir darbe yapalım. Böyle bir şey yok. Yani bunu kullanmaması gerekiyor. Şimdi bakın, devam edelim. Şuradaki çok önemli bir şey var. Bilinme hadisesiyle alakalı şunu söyleyeyim hocam da. Burada iki tane insanların ayrışma noktası var. AK Partililer CHP'lileri kontrolü darbe dediği için yoruyor. CHP'liler de AK Partililere şunun için kızıyor. FETÖ'yle kucak kucağa yediniz. Onlara zamansa darbe sadece sanki AK Parti'ye yani yapılmış gibi lanse edilmesi yanlış bir hadise. Bunlar yan yana koyduğumuz zaman hepimiz birlikte o gece toplum içerisinde geç uyanan, yatağı yorganın üstüne çekip de sabah uyanayım da bakayım ona göre karar vereyim diyenler de olmuştur. Tabii tabii, kesinlikle. Ama yani ona rağmen dik duran bir millet de vardı. Evet, evet, kesinlikle. Dik duran millet ve ordu. Bakın, diyor ki üçüncü vasıta, milletin silahlı evlatlarından ibaret olup düşmanın karşısında toplanmış bulunan ordudur. Üç tane. Meclis, millet ve ordu. Bakın, diyor ki cephede düşmana karşı getirdiği ikidir. Yani cephede düşmana karşı olan da iki cephe vardır diyor. Bakın ta 1920'de bahsettiği olaya bakın. Neymiş bu? İç cephe. Asıl olan iç cephe, bu cephenin bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir. Dış cephe ise doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Silahlı cephesi, bakın. Bu silahlı cephe sarsılabilir, değişebilir, yenilenebilir. Fakat bu durum hiçbir vakit milleti yok edemez. Yani cephede bozguna bile uğrayabilirsiniz. Hiç önemli değildir. Devlet bir şey olmaz bundan diye. Ama diyor, asıl olan memleketi temelinden yıkan iç cephedir. Milleti esir ettiren iç cephenin çökmesidir. Bu hakikati bizden daha iyi bilen düşmanlar bu cephemizi yıkmak için yüzyıllardır çalışmışlardır. Çalışmaktadırlar. Bugüne kadar başaramamışlardır. Bakın.
tam 15 Temmuz süreciyle alakalı ilk bölümde sonlandırırken ikinci bölüm devam edeceğimiz dediğimiz nokta yeni gelmiş oldu. Evet. 15 Temmuz akşamı her ne kadar siyasiler, millet, medya bir noktada pay sahibi ise en önemli işi o gün yine ordu yapmıştı evet, aslında. Ordunun içindeki kahraman, cumhuriyetçi, Atatürkçü, bu ülkenin sevdalısı, vatansever insanlar yapmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı'na Mustafa Önsel gibi evinden hemen silahını kapıp gelip orada çarpışan insanlar vardır. İşte onlardır. Ordunun içerisinde derken mesela niye nitelendirme yapmaya ihtiyacı hissediyorsunuz hocam? Yani solcusu, sağcısı diye böyle mesela. Daha detaylı anlatıyorsunuz ama. Nasıl ordunun? Yani cumhuriyetçisi, Atatürkçüsü, sağcısı, kemalisti, solcusu, sosyalisti. Niye böyle bir nitelendirme yapmaya ihtiyacı hissediyoruz? Şimdi, millet olarak da böyle bir sıkıntımız yok mu aslında? Hayır. Bu ordu cumhuriyetin ordusudur. Yani? Cumhuriyetin ordusudur. Yani Kıbrıs'ta savaşan, Taha kökleri Metehan'dan gelen, yıllardır terör örgütüne karşı kahramanca savaşan, darbecileri ayırıyorum. Yani öylesine kahraman bir ordudur ki, bakın şöyle örneğini vereyim. Tahsin Yazıcı Kore'de Amerikalı generallere geçerken ayaklı dürbüne bakan bir Türk askeri böyle yapmıştır. Selam vermiştir. Amerikalılar sormuşlar, bu dürbüne bakan asker niye selam verdi diye. Askere sormuşlar. Asker demiş ki dürbüne baktım karşıdan bir komutan geçiyordu. İşte o disiplin Cumhuriyet'in ordusunun disiplinidir. Yani Kurtuluş Savaşı'nı Çanakkale'yi yapan Türk ordusudur. Şöyle örnek vereyim. Bakın Çanakkale'de bir teğmen örnek yapayım onu da isterseniz. Buradan vereyim ki bakın İngiliz Lordlar Kamarası'nda Adnan Orel denen arkadaş anlatmış bunu. Emekli Kor General Adnan Orel. O dönemde İngiltere'de ateşe. İngiliz Genelkurmay Başkanı bir şey veriyor. Değişiyor. Değişim sırasında yeni Genelkurmay Başkanı bir konuşma yapacak. Konuşmasına başlarken diyor ki bütün askeri ateşelerin olduğunda Türk ateşesi var mı burada ayağa kalksın lütfen diyor. Adnan Orel Paşa kalkıyor. Buyurun diyor, selamlıyor ve şu konuşmayı yapıyor. Salonda 50-55 ordunun temsilcileri var. Ben bu üniformanın sahibi olan ordunun mensupları sayesinde şu anda Genelkurmay Başkanı olarak karşınızdayım diyor. İngiliz Genelkurmay Başkanı bakın. Ve anlatıyor, diyor ki teğmen rütbesindeyken Çanakkale Savaşı'na katıldım. Cephenin hemen gerisinde ufak bir sahra kilisesi vardı. Her pazar oraya gider ayinler yapılırdı. Bir pazar günü 5-6 silahsız askerle birlikte elimizde incirlerle giderken 15 metre mesafede siperler arasında yolumuzu şaşırıp girdik. Mehmetçiklerle beraber burun buruna geldik. Ve silahsız olduklarını Türk çavuşa Teğmen Festing anlatmaya çalıştı. Silahsız olduklarını, kendilerini gördüklerini, kiliseye gittiklerini, Türk ordusunun silahsız halde düşmanlarını esir almak adeti olmadığını söylemişler. Türk çavuşundan da ricada bulunmuşlar. Türk çavuşu ise bunu hiçbirini dinlememiş, komutana götürmüş. Takım komutanına anlatmışlar. Takım komutanı şunu söylemiş. Elinizdeki kutsal kitaba yemin edebilir misiniz? Memnuniyetle yemin etmişler. Ve Türk komutan onları incirleriyle beraber bırakmış. Bu Genelkurmay Başkanı'nı bakın. Ve devam ediyor. Diyor ki İngiliz askeri onur yasasına göre savaşta esir düşen İngiliz subayları memlekette dönüşlerinde mutlaka askeri mahkemeye verilirler. Esir olmalarındaki suçu görülenler ordudan tard edilirler. Dolayısıyla eğer Türk ordusunda silahsız düşmana esir almamak, silahsız esir saymamak geleneği olmasaydı ben o gün esir düşecektim ve bugün Genelkurmay Başkanı olamayacaktım. Ordudan tard edilecektim. Yani dolayısıyla Türk ordusu bu. Düşünebiliyor musunuz? Ve şöyle bir örnek verelim. Farklı bir biraz da şey olsun. Toparlayalım bu meseleyi. Hemen toparlıyorum. Son şeyi anlatayım. Galicia'da Almanlarla beraber biliyorsunuz savaştılar. Boşu boşuna gittiler bizimkiler oraya. Galicia'da savaşırken Almanlar makinalı tüfek katırını getiriyorlar. Hı hı.
Fakat vagonun içine bir türlü sokamıyorlar. İnatçı katır çekiliyor, geriye çekiliyor, geriye çekiliyor. O esnada arkada kavun yiyen 3-4 tane Türk Mehmetçiği var. Onlar da gülüyorlar Almanların şeyine. Almanın birisi gidiyor onlara, diyor ki bir parça Almanca bilen işlerinde bir Mehmetçiklerden birisi var. Kızıyor, diyor ki ne şey yapıyorsunuz falan, ne gülüyorsunuz falan diyor. Beceriksizsin de ondan diyor. O zaman sen gel yap bakalım diyor. Bizim Mehmetçik kalkıyor, varıyor. Katırın yularından alıyor. Katıra şöyle bir tur attırıyor. Kulaklarını okşuyor. Seviye ediyor. Yavuklusunun kendisine savaştan önce verdiği yağlığı çıkarıyor. Gözünü bağlıyor katırın. Çeviriyor döndürerek vagonun katırın arka kısmı vagona gelecek şekilde yerleştiriyor. Gözü bağlı katırı. İleriye doğru asılınca katır geriye inatla çektiği için otomatikman vagonun içine giriyor. Türk askeri budur. Biraz yani zekayı konuşturmak lazım tabii. Yani zekidir. Zekidir, kahramandır. Dürüstlüğü vatanına, var. Milletine sadıktır. Çünkü şöyle bir şey Mehmet Ali Bey, son söyleyeyim. Çanakkale'de 57. alay var. Hı-hı. Atatürk'ün ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediği sancak şu anda Avustralya'da Melbourne'de müzede. Evet. Ama sancağın altında bir yazı var, biliyor musunuz? Sancağın altında şu yazı yazıyor. Bu sancak Çanakkale'de Türk ordusunun yatan bir askerin, şehit düşmüş bir askerin yukarıda bir ağaç dalına asılı vaziyette bulunmuştur. Esir alınamamıştır diye. Son Türk anda dahi sancağını teslim etmemek için bırakmayıp ve şeye ağaca asarak sancağı asla ölmeden önce teslim edip kendisi şehit olmuş. Rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin ve sancağın. Yani yere için bırakmadan sancağı yerine, evet, ulaştırmış. İşte sancak vatandır. Sancak namustur. İşte Türk askeri budur. Askerde en yani çok da o konuşulur. Birliğin sancağı nerede? Evet. Neyse, o konular çok farklı meseleler. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Latif bir program oldu açıkçası. Sağ olun. Sağ olun. Sayenizde. Nasip edelim. Ben özellikle tebrik ediyorum Kanal 42'yi. Gerçekten özgürce farklı görüşleri dile getiren ve Konya halkının gözü, kulağı, sesi olan ve özellikle de hepinizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bugünkü istikameti de sonlandırıyoruz. Emekli Astsubay Bahri Kılınçel Hocam bizimle birlikteydi. Geçmişten bugüne biraz süreci ele almaya çalıştık. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.